Merhaba, telefonumun sesli alma tuşu çalışmıyor da garantiye göndereceğim. Beyefendi, o kullanıcı hatası. Garanti kapsamına girmediği için yardımcı olamayacağım. Bir de buna ben bir zarar vermedim ki yani, garantiye o yüzden gönderelim mi? Ya sürekli cebinizde taşıdığınız için tozlanmışım. Mehmet Bey, bakar mısınız bir saniye? Beyefendinin sessiz alma tuşu çalışmıyormuş da. Evet, beyefendi o kullanıcı hatası olduğu için garantiye gönderemiyoruz. Ama arkadaşlarımda falan hiç böyle bir problem yok yani, hepsi aynı telefonu kullanıyor. Supervisor'ımızı çağıracağım. Meltem Hanım, bakar mısınız? Büyütüşü çalışmıyormuş da onunla ilgili bir şey. Yalnız o kullanıcı hatasına giriyor, o yüzden bir şey yapamıyoruz. Olur mu hanımefendi şimdi ya? Kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. Hatalısınız. Sen bozdun. Yalnız o kullanıcı hatasına girdiği için bir şey yapamıyoruz. Kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. O muhtemelen toza bağlı olarak. Garanti kapsamına girmediği için yardımcı olamıyoruz. Genelde karşılaştığımız bir kullanıcı hatası. Kullanıcı hatası. Sen bozdun. Ne yaptın, gönderdin mi telefonu garantiye? Hata bende. Ben bozdum. Kullanıcı hatası. Hata bende. Hata bende. Sevgilisinden yeni ayrılmış bu dişi, Starbucks düzlüklerinden okul kantininin engebelerine doğru ilerliyor. Okul kantinindeki çakallar onun sevgilisinden ayrıldığını fark etmemeli. Kırmızı alarm. Çakallardan tecrübeli olan durumu fark etti. Usta çakal avına sinsice yaklaşıyor. Bu sene haber. Berk nerede ya? Hayırdır? Ayrıldık biz ya. Eyvah. Dişi söylenmemesi gereken bir şey söyledi. Üzülme, sen daha iyilerine layıksın. Hem erkekler hayvandır ya. Kendimden biliyorum. Usta çakal avını ürkütmemek için elinden geleni yapıyor. Akşam ne yapıyorsun ya? Bir şeyler içelim mi? Buse! Hadi senin derse geç kalacağız! Neyse ki dişinin yağ oranı yüksek arkadaşı tehlikeyi savurdu. Avcı evine boş dönüyor. Arkadaşlarının alayına maruz kalacak. Onu zor günler bekliyor. Hadi gel, olmuştu, şuraya oturalım. Start verildi ve telefonlarla oynanmaya başlandı. Sağ kulvardan Adem çevik bir hareketle hemen sıvarma girip karı kız düşürmek için check-in yaptı. Sol kulvardan giriş yapan Ali ise biraz yavaş kaldı ama o da ilk sıvarma girip check-in yapmayı tercih etti. Adem'le beraber mekanda pole pozisyonunu aldılar. Orta kulvardaki Batura ise ilk olarak Instagram'a girdi. Oradan kıvrak ve estetik bir hareketle Twitter'a geçiş yaptı. Gençler canlarını dişine takıp diğer bütün uygulamalara teker teker giriş yapmaya devam ediyor. Adem telefonu bırakır gibi oldu, bırakmadı. Sol taraftan Ali tuş kilidini kapattı. Tam bırakacakken bir bildirim geldi. Orta kulvardan avına doğru koşan bir çita edasıyla Baturay geliyor. Baturay geliyor. Baturay geliyor. Baturay birinci. Abi yeter ya. Bırak şu telefonları artık ya. Sohbet etmeye, muhabbet etmeye geldik. Elinizden telefon düşmüyor. Tık 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 ya. Ali birader, bak sabahtan beri seni izliyorum. Mal gibi böyle aldım telefonu eline. Tak 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 tak. Sabahtan beri sinir ediyoruz adamı arkadaş ya. Sohbet etmeye, muhabbet etmeye geldik. Elinizden telefon düşmüyor ya. Ya sen beni niye hiç aramıyorsun? Niye hiç arayıp sormuyorsun? Ha, birinci hiç, birinci hiç. Ben kazandım. Kıpkıçıra kaynağı, çelik kaynağı. Allah bir kuran bir. Hadi sen kazandın ya. Hadi buyur aşağıla, hadi. Hadi. Lan oğlum, insan öldü mü kaldı mı diye yine arar lan. Lan ne hayırsız çıktın sen ya. Hayır oğlum, telefonumu falan sildiysen söyle lan. Ben böyle bir hayırsızlık görmedim ya. Lan iyice unuttun bizi ya. Hayırsız. Ne, kontörüm yok. Faturamı mı ödeyemedik? Ne yapıyorsun? Lan ne hayırsızmışsın ya. Lan insan bir alo der yani. Öldü mü kaldı mı? Ama yok. Hayırsızsın. Çok hayırsız. Bir insan ne kadar hayırsız olabilir? İşte bu kadar hayırsız olabilir. Ya sen ne kadar güzel arayıp sormuyorsun ya. Dünyanın en güzel arayıp sormayan adamı. Ne hayırsız çıktın sen ya. Bak, beni herkes arayıp soruyor. Hani lisedeki o piç Necmi yok mu? Bak o bile arayıp soruyor, sen arayıp sormuyorsun lan. Hayırsız. Tamam ya, kusura bakma artık. Ya bunun kusurla falan alakası yok. İnsanlıkla alakalı bir şey bu. Aramıyorsun. Hayırsızsın. Çok hayırsızsın ya. Lan insan hiç mi aramaz ya? Sen niye beni hiç aramıyorsun? Onu de bakayım. Sen niye beni hiç aramıyorsun? De bakayım. Oğlum senin koluna ne oldu lan? Ne bileyim oğlum, sinek falan ısırmıştır. Olur mu oğlum, ciddi bir şey olabilir. Gel internetten araştıralım 2 dakika. Koldaki kızarıklık. Ne oldu? Ne oldu oğlum? Kanka sende kalp varmış. Hemen kalp kapakçığının değişmesi gerekiyor. Ne? Gençliğimin baharında. Oğlum benim annem de bundan gitti. Yemin ediyorum annemde de vardı bundan. Allah kahretsin ya. Dur. Orada böyle bir hafif bir kaşıntı oluyor mu? Yani böyle arada. Kardeşim kalp değilmiş ama daha kötüsü. Beyninde tümör varmış senin. Kesin öldüm ben. Kesin ölürüm, kesin. Dur. Kanka böyle içinde sanki bir şey varmış gibi böyle sancı oluyor mu? Sanki böyle çok az.
Anam. Kardeşim sana çok güzel bir haberim var. Hamilesin. Allah analı babalı büyütsün inşallah. Oh. Çocuk kimden lan acaba? Hadi oğlum bir kafeye mafeye gidelim ya. İçim sıkıldı benim. Hacı benim hiç tadım yok. Siz gidin ben gelmeyeyim ya. E denize gidelim hadi o zaman avlanırız. Yok ben çıkmam bugün hacı. Siz takılın. Oğlum ne oldu lan? Sende bir haller var bak. Ya hava falan sıcak. Oğlum ben kız arkadaş yaptım. O yüzden gelmeyeyim. Şimdi laf falan eder. Başımız sağ olsun Dermin teyze. Buyur. Bak 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 başımız sağ olsun. Nasıl olmuş? Instagram'dan tanışmışlar. Tüh 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 çok da gençti rahmetli ya. Herkese de atlardı. Ona bana bile DM atmışlığı var ya. Ne pek ciddiler miymiş? 2 yılı var en az. Bak 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 bak. Sevimli tavşan hiçbir şeyden habersiz mağaza savanının uçsuz bucaksız vitrinlerinde ilerliyor. Onu misafirperver usta tilki karşılayacak. Amacı aylık satış kotasını doldurup primi kapmak. Buyurun beyefendi, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Yok ya, ben öylesine bakıyordum sadece. Sevimli tavşan bu durumdan pek hoşnut değil. Çünkü annesi ona yabancılarla konuşmaması gerektiğini tembihledi. Yalnız usta tilki kolay kolay vazgeçeceğe benzemiyor. Dilerseniz onun farklı renkleri de var. Ben biraz daha bakayım ya öyle. Usta tilki artık sabırsızlanmaya başladı ve son kozunu oynayacak. Ah ne kadar şanslısınız. Onlarda %50 indirim var. Üstelik bir alana bir de bedava. Hadi ya. Sevimli tavşan anne sözü dinlememenin cezasını ağır ödeyecek. Kredi kartının limiti yine doldu. Ay sonu onun için yine gelmeyecek. Ya evlilik bir kere çok boş bir iş bir kere yani. Hem evlilik aşkı öldürür diyorlar. Bak ben söylemiyorum, psikologlar söylüyor. Ya bir kere evlilik çok sıkıcı bir mecra. Tamamen özgürlük kısıtlama üzerine kurulmuş bir sosyal olgu diyebilirim yani. Evlenmemek benim tercihim. Ya bir kere ruhum özgür benim yani. Bir kafam istediğinde çıkıp dışarı kermese falan gitmeliyim yani. Ne bileyim bakkala falan gidebilmeliyim yani. İdeal evlilik yaşının 57 olduğunu düşünüyorum. Ya bak erkeklerin ne yemeği biter, ne ütüsü biter, ne su getiri biter, ne su götürü biter, ne çamaşırı biter, ne bulaşığı biter yani bitmez yani. Pardon saatiniz kaç acaba? Nereye koydum ben bu telefonu ya? Allah Allah. 3.30. Teşekkürler. Bu ikametgah belgem, bu vesikalık fotoğrafım. Yanımda kimlik yok da ehliyet olur mu acaba? Pardon. Ay ne bileyim, siz öyle direkt saati sorunca ben de evlilik işlemlerine başladım yani. Ya zaten ne ütünüz biter ne başka bir şeyiniz biter. İdeal evlilik yaşı da 84 zaten. Allah belanı versin. Her şey en yakın arkadaşımın. Ya kanka sen de gel. Bir şey yapmayacağız zaten oturacağız cümlesiyle başladı. İnandım gittim. O günden bugüne sevgililerin yanındaki üçüncü kişi olarak tanınıyorum. Hani futbolda frikik olur, 3 kişi topun başına geçer. Biri topun üzerinden atlar, diğeri vurur. Diğeri de mal gibi bakar ya. İşte ben oradaki malım. Türkçe dersinde hoca zamirler konusunu benim üzerimden anlatırdı. Oradaki üçüncü tekli şahıs bendim. Adımı bilen yoktu, herkes o derdi bana. O. Tabi liseden sonra namım o kadar büyüdü ki emlak sektöründe 2+1 evlere 2+ Halil denir oldu. Tabii bu işin en zorlu tarafı ise çiftler kavga edip hangimiz haklı diye sorduğunda kıza hak verince erkeğin, erkeğe hak verince kızın küsmesi. O yüzden artık lanet ettim ya! İsyan ettim ya! İsyanım var ya! İsyanım var! Evet Hortum, dünya tek elde havalı eşya taşıma yarışmasında birinci oldun. Nereye hissediyorsun? Hemen görüşlerini alalım. Öncelikle çok gururluyum. Ülkemin bayrağını bu platformla dalgalandırdığım için. Tabii bu süreçte benden asla yardımlarını esirgemeyen inşaat işinde olan babama, mekan sahibi, nargile kafe sahibi arkadaşlarıma çok ama çok teşekkür ederim. Eğer onlar olmasaydı şu an bu seviyelere asla ama asla gelemezdim. Tabii bu başarı bu şekilde asla kalmayacak. Kendimi geliştireceğim. Gelecek seneki yarışmada bu kombine bir de MacBook bilgisayar eklemeyi düşünüyorum inşallah. Ondan sonra
sonraki senede araba anahtarı yerine direkt arabayı koymayı düşünüyorum. Tabii bu konuma gelmek benim için kolay olmadı. Günde 13 farklı nargile kafeye giderek kendimi geliştirdim. Antrenman süreci tabii ki çok sıkıntılıydı. Birçok kafe mekan full diyerekten bir adam bir masa vermediler. Ama bu başarı onlara cevap niyetinde oldu. Gençlere tavsiyem bu spora kesinlikle içinde az kart olan cüzdan, slim sigara ve küçük model bir telefonla başlasınlar. Çünkü şu kısım yırtma yapabiliyor. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Bu başarı Türkiye için. Şimdi top Paul Pogba'da. Hazır Paul Pogba demişken onun enteresan ailesinden de bahsetmemek olmaz. Paul Pogba 12 çocuklu bir anne babanın en büyük oğlu. Ailenin ilk göz ağrısı. O yüzden annesi ona kremalı bitter çikolatam diyor. Küçükken Paul Pogba babasına ben öğretmen olacağım baba dediğinde babası oğlum öğretmen olup ne yapacaksın? Ataması yapılmıyor, bir şey yapılmıyor. Bu devirde ya popçu olacaksın ya topçu dediği biliniyor. Paul Pogba da bir İbrahim Tatlıses olmadığından topçuluğa yöneliyor. O Pogba şu an sahada. Şimdi Kevin De Bruyne. Hazır Kevin De Bruyne demişken Kevin'dan bahsetmemek olmaz. Ailenin üçüncü çocuğu. Annesi ona Kevin'cığım diyor. Babası bir Balkan göçmeni olup at yarışı tutkunu. Kevin'in büyüyünce jockey olmasını istiyordu. Hatta Kevin'in adını Kevin'de Gülbatur koyacakken annesi izin vermiyor ve Kevin De Bruyne koyuyorlar. O Kevin De Bruyne şu an City formasıyla sahada. Start verildi ve yarış başladı. Sağ kulvardan Kasia kız Ezgi starta hızlı girdi ve işleyen bir patoz edasıyla ürünleri geçmeye başladı. Sol kulvardaki müşteri Halil ise biraz tutuk kaldı ama o da ürünleri teker teker poşetlemeye başladı. Ezgi 3 boy ileriden gidiyor. Ürünleri öyle bir geçiyor ki makine sanki Özdemir Asaf'tan şiir okuyor. Halil ise 3 boy arkasında. Halil geçmek için elinden geleni yapıyor. Hani canını dişine takmak denir ya. İşte öyle bir şekilde poşeti dişine takmış. Finis çizgisini bir kartalın yamaçtaki tavşanı gözüne kestirdiği gibi kestirmiş durumda. Ezgi neler yapıyorsun Ezgi? Çölteki bir vaha gibisin Ezgi. Ezgi geliyor. Ezgi birinci. 75-99. Bir saniye. Cüzdan. Çok pardon. Cüzdanı nerede benim ya? Aşkım ben kilo mu almışım sence? Canım daha yeni diyetten çıktın, 48 kilo oldun. Daha ne kilo almasın, ne kilosu vereceğim bir tanem daha sen. Almışım işte, üzülmeyeyim diye diyorsun oğlum. Aşkım nereye gidiyorsun? Pilates'e! Aşkım ben yeni mi kilo almışım sence? Buse'cim, bir tanem hayatımın anlamı. Gayet zayıfsın, gayet hem de tamam. Almışım işte, gebereceğim açlıktan, yemeyeceğim hiçbir şey of! Of ya var ya geri 5 dakika oldu insan bir hal hatır sorar ya. Aşkım. 5 dakikadır buradayım yok gibi davranıyorsun. He pardon aşkım. Ne taraftaydın sen şu an? Burada be solda. He tamam. Benim solumda salak. Çok özür dilerim aşkım. Bugün de göz kamaştırıyorsun maşallah ya. Sanki biraz kilo mu alsın artık? Hayır ya şu an eksileri düştüm biraz daha kilo vereceğim. Tabii havalar hazır sıcakken iyice buharlaşmak lazım.